Merhaba arkadaşlar, ben Özel Bilge Kuleci'nin Zeymişoğlu. Bugün sizlere günlerimizin konusu olan Fırat Kalkanı Harekatı'na bahsedeceğim. TSK müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep kentinin Cerablus bölgesini terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi amacıyla askeri hareket başlatıldı. Sabah saatlerinde başlayan operasyon kapsamında çok sayıda hedef vuruldu. Askeri kaynaklar operasyon kapsamında geçit aşama faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu. Harekatın adını Fırat Kalkanı Harekatı olduğu belirtildi. Suriye'den Türkiye'ye düzenlenen saldırıda Rize bölgedeki hareketlerinin sona erdirmek amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın nedenleri. 1. Neden Fırat Kalkanı? Türkiye Fırat'ın batısının kırmızı çizgisi olarak ilan etmiş, terör unsurlarının bu bölgeye girmesini tehdit olarak algılayacağını ilan etmişti. 2. Fırat Kalkanı Harekatı'nın amacı nedir? Türkiye'de gerçekleşen ve Suriye kaynaklı olduğu düşünülen terör saldırılarını engellemek. Suriye'deki terör bataklığını kurtarmak, Suriye halkının haklarını ve Suriye topraklarının bütünlüğünü korumak. 3. Fırat Kalkanı Harekatı'nın hukuki ve meşruiyet nasıl sahip oldu? Operasyon %100 meşrudur. Türkiye sınır güvenliğini ve iç güvenlik tehdidi gerekçesiyle uluslararası anlaşma verdiği hakkını kullanarak DAEŞ terör örgütü yönelik bu operasyonu başlattı. 4. Fırat Kalkanı Harekatı'nın gerekçesi nedir? Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır. Uzun süredir Suriye sınırlarında Türkiye yapılan roket ve hava saldırıları, Atatürk Havaalanı, Ankara, Elazığ, Van ve Gaziantep gibi şehirlere sivillere yönelik bombalı terör saldırıları. 23 Ağustos 2016'da Gaziantep'in Sarıkamış ilçesine yapılan roket saldırıları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve yapılan sınır ihlallerini önlemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon başlatıldı. 5. Fırat Kalkanı Harekatı ne kadar sürecek? Operasyon Cerablus DAEŞ tehdidinin temizlenen ve terör unsurları Fırat'ın doğusuna çekilene kadar sürecek. Operasyon Türkiye'yi tehdit eden terör unsurlarına karşı yapılıyor, sivillere herhangi bir zarar verilmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı Fırat Harekatı'nda Elbap'ta tarih yazıyorlar. %50 DAEŞ hedefleri vurularak temizlenme aşamasına sona gelindi. Operasyon kapsamında geçit aşama faaliyetleri devam ettiği bildiriliyor. Operasyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceği amacıyla yönlendiriliyor. Bu harekatta maalesef şehitlerimiz verdik. Elbap'ta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu büyük gelişme kaydetti. DAEŞ militanları her yeri bu bir tuzaklarla çevirdiği sokakları Özgür Suriye Ordusu güçleri ve Türk askerlerin son derece temkinli ve dikkatli bir şekilde temizlenmeye devam ediyor. Tarih yazan Mehmetçiklerimiz güçlükle yaptığı mücadeleyi tarihe altın harflerle geçiriyor. Gerek Elbap'ta yaşayan insanların can güvenliğini, gerekse vatan müdafası ile dünyanın gücünü gösteriyoruz. Suriye'de destan yazan ordu diye hafızaları yer alıyor. Benim sunum bu kadardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.